Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yıl sonunda tamamlanması bekleniyor. 2023 yılı çalışma hayatında çok önemli bir yıl olacak. Düzenleme sonrası ise yaklaşık olarak 1 milyon çalışanın emekli olabileceği öngörülmekte. Birçok EYT'li tazminat hakkını merak ediyor. Kendi isteğiyle işten ayrılanların kıdem tazminatı hakkı bulunmazken, emeklilik sonrasında işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayan ve SGK prim günü ve çalışma süresini dolduran 3 milyona yakın çalışanın daha zaman içerisinde EYT kapsamında emekli olma ihtimali bulunmakta. Yeni emekli olanların maaşları devlet bütçesinden önemli bir kaynak demekken, diğer yandan şirketler de yeni emekli olanlara ödenecek kıdem tazminatına şimdiden kaynak ayırmayı planlamaya başladı. Kıdem tazminatının hesaplanması şu şekilde yapılmakta: bir çalışma yılına bir aylık brüt ücret ödenir. Kıdem tazminatında güncel tavan 15.371 lira 40 kuruş. Tavanı aşan ücretlerde, her bir çalışma yılı için tavan tutarı kadar tazminat ödemesi yapılacak. Asgari ile tavan ücret arasında kalanlara çalışanlara ise ödenecek tazminat için son ücretle kıdem yıl sayısının çarpımı sonucu bulunacak. Emekliler dışında askerlik nedeniyle ya da bir yıl süreyle evlilik nedeniyle de kendi isteğiyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alınabiliyor. 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar da 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü doldurduğu takdirde tazminat alabiliyor.